Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taşlanmalıdır. Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde terörle mücadele vardı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın önemini anlattı. Elbap'tan elimiz boş dönersek Diyarbakır riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız. Terörle mücadelede hükümete bir kez daha tam destek verdi. Terörü doğup palazlandığı yerde imha etmeliyiz dedi. IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. Elbap şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. MHP liderinin hedefinde PYD'ye silah desteği veren Amerika Birleşik Devletleri de vardı. ABD seçim ve tercihini geciktirmeden yapmalıdır. Ya Türkiye Cumhuriyeti ya terörizmin kanlı niyeti. Ya dostluk ya da düşmanlık. Türkiye Elbap'ta milli güvenliği için bulunmaktadır. Peki ABD'nin Orta Doğu'da ne işi vardır? Ve yeni anayasa. Bahçeli CHP'nin rejim değişiyor iddialarına sert tepki gösterdi. CHP bundan niye korkuyor? Neden kaçıyor? Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk dört maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi akla, hangi bilgiyle, hangi izanla izah ediyor? 367 garabetini hatırlattı Bahçeli. Anayasa değişikliğine zemin hazırlayan CHP'nin ta kendisidir dedi. 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı çözümü için müdahil olmak durumunda kaldığımız sertleşen fiili bir bunalımın bugün hiçbir şekilde ortasında bulunamayacaktık. Hakkari'ye gidip özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzsüzce söyleyebiliyor.